2019 yerel seçimlerinde ittifak niyetimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Madem yerel seçimlerde biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz. İlk cümle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, ikinci cümle ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Medyascope TV özel yayınından merhaba. İşte Türkiye'de salı günleri iç siyaset için önemli günlerden bir tanesidir. Öyle bir gün yaşandı bugün. Önce Devlet Bahçeli kürsüye çıktı. Cumhur İttifakı'nın biteceğine dair işaretler verdi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Yerel seçimlerde ittifak yapmıyorlarsa biz de yapmayız dedi. Ardından Devlet Bahçeli'nin aslında Cumhur İttifakı bitmedi. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı açıklaması geldi. Dolayısıyla Ankara'da bu demeçlerin ardından bazı şeylerin açıklığa kavuşması gerekiyor. Cumhur İttifakı bitti mi? Bu soruyu soracağız. Ankara'nın kıdemli muhabirlerinden Özlem Akarsu Çelik'e. Kendisi Gazete Duvarı'nın Ankara temsilcisi. Özlem Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz orada siyasetçilerle iç içesiniz ve bu demeçlerde herhalde biraz meale açıklanmaya ihtiyacımız var. Öncelikle şunu soralım. Cumhur İttifakı bitti mi? Bitmediyse bu açıklamaları nasıl okumak lazım? Bittiğini söylemek için çok erken ama bitmedi demek de mümkün görünmüyor. Cumhur İttifakı'nın bundan sonra nasıl süreceğini aslında herkes meraklı bekliyor. Hemen bütün bu tartışmaların öncesine düne gidelim isterseniz. Başta af olmak üzere MHP'nin ortaya attığı erken yaşta emekliliğe takılanlar düzenlemesi ve ardından Danıştay'ın tekrar okullarda okutulmasını istediği öğrenci andı konusu, andımız konusu iki partinin arasını açmıştı. Cumhur İttifakı'nda tartışmalar gerilime dönüşmüştü. Ancak açıkçası ben kendi adıma bu gerilimin kontrollü bir gerilim olduğunu ve biraz daha tırmandırılacağını bilerek bunun yapıldığını düşünmüştüm. Yine de Bahçeli'ye de bir pay bırakmıştım tabii ki. Çünkü Bahçeli meclis grup toplantılarında şimdiye kadar defalarca Türkiye'de siyasetin seyrini değiştiren açıklamalar yaptı. Erken seçim çağrılarından tutun da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesi yönündeki çağrıya kadar pek çok önemli kritik açıklamayı meclis grup toplantısında yaptı Bahçeli. Bugün de böyle bir açıklama bekleniyordu ve nitekim o açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı da bu reste karşılık verdi. Madem öyle biz de yolumuza tek başımıza devam ederiz dedi. Ancak iki lider de Cumhur İttifakı konusunda şerh düşerek konuştular. Benim dikkatimi çeken Bahçeli'nin çok sert, öfkeli, hatta çok coşkulu, öyle ki coşkulan ağlayan milletvekili olduğu biliniyor. Ağlayanlar oldu grup toplantı salonunda. Böyle bir konuşmasına karşılık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan her zamanki üslubundan daha yumuşak, daha temkinli konuşmayı tercih etti ve sözcükleri çok seçerek konuştu gerçekten. Bu resmi görmesine karşılık Cumhur İttifakı ile ilgili de olumlu mesajlar verdi. Peki bundan sonra mecliste AK Parti'nin bildiğiniz gibi 290 milletvekili, MHP'nin ise 50 milletvekili var. 600 sandalyeli mecliste AK Parti tek başına yeterli çoğunluğu, salt çoğunluğu sağlayabilecek sandalye sayısına sahip değil. Yani MHP'nin desteğine ihtiyacı var. Peki bu durumda böyle bir gidişat bizi nereye götürür? Mecliste farklı denklemler söz konusu olabilir mi? Farklı yasalar, farklı düzenlemeler için farklı ittifaklar mümkün olabilir mi? Vallahi siyasette her şey mümkün diyelim buna. Yerel seçime 5 ay var. Bütün bu tartışmaların, tartışmalı konu başlıklarının mı Cumhur İttifakı'nın arasını açtığını yoksa ittifakın arasına asıl açanın yerel seçim pazarlıkları mı olup olmadığını da henüz bilmiyoruz. Ama bence ikincisi daha muhtemel görünüyor. Çünkü Devlet Bahçeli İstanbul'dan aday göstermeyeceğiz diye çok erken bir açıklama yaparak aslında bir jestte bulundu AK Parti'ye. Ve bunun karşılığını alamadığı yorumları da yapılıyordu bir süredir Ankara'da siyasi kulislerde. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını ben kendi adıma öyle yorumluyorum. Bu af tartışmaları ve andımız tartışmaları acaba yürüyen yerel seçim pazarlıklarındaki tıkanmanın bir göstergesi mi oldu sanki? Bu ideolojik ayrılma gibi görünen bir şey aslında bir noktada bayağı bir yerel seçim pazarlığının kilitlenmesiyle mi alakalı? Ne dersiniz?
Yani 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana baktığımızda AK Parti ile MHP aynı ideolojik zeminde zaten buluşmuştu. Yani bir ideolojik farklılık yoktu. Ben bunun gerçekten sizin de söylediğiniz gibi yerel seçim gündeminde af konusunun da bilerek gündeme getirildiğini düşünüyorum. Yani bu bir pazarlık malzemesi olarak kullanılmak istenmiş olabilir. Her seçim döneminde bu işler yapılır. Siyasette bu çok rastlanan bir yöntemdir. Andımız konusu yargının verdiği bir karar ama bu konuda bu kadar tartışmanın bir anda alevlenmiş olması da bana çok gerçekçi görünmüyor, açıkça söyleyeyim. Erken yaşta emeklilik isteyenlere gelince onlarla ilgili İYİ Parti'nin de mesela farklı bir teklifi var bildiğiniz gibi. Hani bundan sonra mecliste farklı ittifaklar da söz konusu olabilir, farklı düzenlemeler konusunda dediğim buydu. Belki hani sürpriz olabilir CHP, MHP, İYİ Parti'nin ittifakıyla farklı bir ve HDP'nin erken yaşta emeklilik için bir düzenlemeye gitmesi. Her şey mümkün tabii ki. Hani bunun olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Cumhur İttifakı iki liderin de meclisten çıkarken açıkladıkları gibi öyle çok da süt liman devam edecek gibi görünmüyor. Aslında Devlet Bahçeli'nin konuşmasının devamında bayağı bir alıngan ifadelere rastlamak mümkün ki bunlar arasında üstten bir dil kurulması, parmak sallanması gibi neden böyle bir karar verdiklerini gerekçelendirdi. Sanki MHP tarafında rahatsızlık ki grupta bu karar sonrası siyasetçilerin, oradaki milletvekillerinin tepkisi de alkış şeklinde gerçekleşti. MHP pek memnun değil gibi MHP cephesi, ne dersiniz? Şöyle, o aslında hatırlarsınız 24 Haziran seçiminde de benzer bir tartışma yaşanmıştı. Özellikle Kayseri'de AK Parti'nin önemli isimlerinden, kurmaylarından birinin ya işte şu kadar oyu olan bir parti bizim peşimize takıldı, kuyruğumuza takıldı, bunlardan kurtulmak lazım minvalist bir açıklaması oldu. Bunun da MHP'de bir kırgınlığa yol açtı. Hatta Devlet Bahçeli o zaman da bunu ima eden açıklamalar yapmıştı konuşmalarında. Yani bu kırgınlığın bir zemini var. Bu yeni değil. AK Parti hem iktidar partisi, 16 yıldır Türkiye'yi yöneten parti, hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Erdoğan'ın eli son derece güçlü. Bunları açıkçası bütün bu imkanları, elindeki imkanları MHP'ye böyle bir tepsi içinde tabiri caizse sunmak istemiyor. MHP ise AK Parti'nin tek başına salt çoğunluğu sağlayamadığı için mecliste kendisine yine tırnak içinde muhtaç olduğunun farkında ve bunu her fırsatta ima ediyor, her fırsatta hatırlatıyor. Ama dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bu gerilimin 24 Haziran'dan bu yana iki parti arasında var olduğunu biliyorduk. Tabii bütün bunlar ne ideolojik kavga ne başka bir kavga. Bence yine asıl hesap şu: AK Parti'nin oyunu nasıl arttırdığını 24 Haziran genel seçiminde ve iktidar partisinin de %8'lik bir erimesi olduğunu gördük. MHP'nin oyunu arttırdığını ve AK Parti'nin eridiğini. MHP 35 milletvekili olan sandalye sayısını 50'ye çıkardı. AK Parti ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde mecliste %49,5 oy alarak çoğunluğu elde etmişti. Bugün ise MHP'nin desteğine muhtaç halde. Yani aslında iki parti de bundan sonra yerel seçimde daha fazla oyu almanın hesabını yapıyorlar. Ve kendi seçmenini ittifakın ortağına kaptırmamanın da hesabını yapıyorlar. Görünen o ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin şu an geldiği noktada, benim yaptığım ilk değerlendirme buydu, kendisini iktidarın bir numaralı alternatifi olarak konumlandırıyor. Ve bu yorum da bence yanlış değil. Olası bir iktidar değişikliğinde MHP'nin buradan medet umduğunu ve geleceğe de yatırım yaptığını düşünüyorum ben şu anki hamleyle, Devlet Bahçeli'nin bu hamlesiyle. Yapılan anketlerde MHP'ye doğru bir kayıştan bahsediliyor ki ekonomik krize birlikte AKP'nin oy kaybını süreceği. MHP acaba oradan bir oy gelir beklentisi içinde mi sizce?
Bence o beklenti içinde onun hesabı da yapılıyordur MHP'de. Evet, ekonomik kriz AK Parti'ye ciddi bir darbe vurdu. Her ne kadar bu süreci iyi yönettiklerini söyleseler de ki beklenenden de iyi yönetiyor gibi görünüyorlar. En azından görüntüdeki o, görünür şekli o. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin elbette böyle bir beklentisi var. Seçimde AK Parti'den oy almak gibi, AK Parti seçmeninden. Zaten iki partinin tabanı birbirine kayan bir taban, geçişken bir taban, iki taban. O nedenle bu mümkün. Ancak yine söylüyorum, 5 ay var yerel seçime, 5 ay uzun bir süre. Birçok şey için, çok kesin konuşmak için henüz erken diye düşünüyorum ben. Aslında daha önce benzer tartışmalarda alt düzeydeki kurmaylar ne söylerse söylesin, iki lider bir araya gelince bu iş yürür beklentisi hep vardı. Bu sefer liderler konuştular ama yine aynı beklentiyi size gazeteci olarak taşıyor musunuz? Yani tamam, söylenenler söylendi ama yine Bahçeli ve Erdoğan bir araya gelir, eskisi gibi fabrika ayarlarına dönülür ve devam edilir. Böyle bir beklenti de mümkün mü? Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, hani dünkü gibi olmaz ama iki lider bir araya gelip başka türlü bir çerçeve çizebilirler ve pekala olabilir. Çünkü ikisi de lider partileri, taban liderin sözüne koşulsuz biat ediyor. Bunun defalarca örneğini gördük hem AK Parti'de hem MHP'de. O yüzden iki liderin bir araya gelmesi ve oradan çıkacak mesaj bence önemli. Ama yine de bütün bunlara rağmen Bahçeli diş gösterdi AK Parti'ye ve Erdoğan'a. Ben siz tek başınıza yapacaklarınız sınırlı hatırlatmasını en net biçimde ifade etti. Bundan sonra bakalım AK Parti belki bir yerel seçim pazarlığı olur. Masa tekrar kurulur ve başka türlü bir pazarlık yapılır. MHP belki tavşan aday gösterebilir. Bunların hepsi farazide şu an. Tamamen senaryolar üzerinden konuşuyorum. İl paylaşılır. Bütün bunlar olabilir. Siyasette her türlü denklem mümkün. Ancak bence önemli bir dönemeçteyiz. Bugün Devlet Bahçeli bir kez daha siyasetin gidişatını değiştirebilecek bir hamle yaptı. Özlem Akarsu Çelik, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Özlem Akarsu Çelik, Gazete Duvar Ankara temsilcisi, AKP ve MHP arasındaki ittifakın bundan sonra nasıl gelişebileceğine dair düşüncelerini bizimle paylaştı. 15.30'da da Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara temsilcisiyle yine aynı konuyu konuşacağız. Onun bir tezi vardı, AKP ve MHP birbirine muhtaç iki partidir, ittifakları asla bozulmaz diye. Sanki bugünkü açıklamaların ardından iki liderin de söyledikleri onu doğrular nitelikte ama bunun ne kadar gerçek olup olmadığını zaman gösterecek bize. Söylediğim gibi 15.30'da da Erdem Gül'le yine aynı konuyu konuşacağız. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.